Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugün konumuz İstanbul Sözleşmesi. Bildiğiniz gibi geçen hafta iki genç kız bir erkek tarafından katledildi. Başka bir kadın İstanbul'un orta yerinde tacize maruz bırakıldı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen Türkiye hükümeti ise kadınları ve LGBT artıları korumakta yetersiz kalıyor. Bugün kadın savunma ağından Hülya Kurtuluş ve Eşik'ten avukat Yelda Koçak'la birlikte olacağız. Kendileriyle hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de dünden bugüne nasıl geldiğimizi konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yelda Hanım, sizinle başlamak istiyorum. Yani Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden neden çekildi? Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden neden çekildiğinin aslında birçok nedeni var ama pürüpak nedeni AKP iktidarını yerleştirmeye çalıştırdığı muhafazakar aile ve kadını ikincileştiren, kadınları erkekle eşit görmeyen bakımını tesis etmek için, yerleştirmek için çekildi esasında. Ama çeşitli bahaneleri ileri sürdüler. Yok işte yuva yıkan sözleşme dediler. İşte LGBT propagandasını önü açıldığı gibi söylemler söylendi. Ama aslında bunlar gerçek sebep değil. Gerçek sebep bugün yaşadığımız ve daha da ağırını yaşamakla yüz yüze olduğumuz Taliban vari bir ülke kurmak için kadınların kazanılmış haklarını gasp etmek için İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çektiler. Esasında temelinde bir kadın karşıtlığı, kadın erkek eşitliği karşıtlığı var. Burada çeşitli bahaneler ileri sürerek imzayı çektiler. Yelda Hanım, İstanbul Sözleşmesi'nden hem çekilinen dönemde hem de sonrasında 6.284 sayılı kanun da çok konuşuldu ve bu kanunun aslında önce kadınları korumak için yeterli olduğu söylendi. Daha sonra bu kanunun da kaldırılması gerektiğine dair bir takım aşırı sağ siyasi partiler çeşitli söylemlerde bulundular. 6.284 yeterli mi tek başına ya da neden 6.284 ile tartışılmaya başlandı erkek siyasetinde? Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. 6.284 sayılı kadın eşitliği mücadele yasası esasında İstanbul Sözleşmesi ruhuna uygun bir iç düzenlemesidir. Yani 6.284 uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi Türkiye'ye uygulamak. İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesinden sonra açmış olduğumuz yüzlerce davada biz Danıştay'daki duruşma salonunda İstanbul Sözleşmesi'nden neden çekinilmemesi gerekiyor? İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin kadınların katliamlarını arttıracağını, kadınların şiddeti arttıracağını, çocuk istismarını, ev içi şiddeti, LGBT artı düşmanlığını körükleyeceğini söylediğimizde hayır, onlara karşı 6.284 sayılı yasal, ulusal kanunumuz var diye savunma yapıyordu devlet Cumhurbaşkanı avukatı. O günden bugüne yani davalarımız reddedildikten sonra, Danıştay'dan da reddedildikten sonra şimdi 6.284 sayılı yasa hedefi aynı kişiler tarafından yani İstanbul Sözleşmesi'ni hedefe koyup İstanbul Sözleşmesi'nden tek gecede anayasaya aykırı bir şekilde imzayı çekme sürecinin benzeri 6.284 sayılı yasaya yaran dairede yapılıyor. 6.284 sayılı yasa tek başına yeterli mi? Yani elbette ki değil. Ancak şu anki durumda da 6.284'ün kalem üzerinde kalem oynatılmaması gerekiyor. Tek bir maddesine dokunulmaması gerekiyor. Ve 6.284'ün herhangi bir maddesi, herhangi bir düzenlemesinde, bendinde bir değişiklik kadının hayatına mal olduğunu gördük. İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekildiği günden bugüne baktığımızda onlarca kez karakola gidip yüzlerce kez başvuru yapan kadınlar öldürülüyor. Bakın İkbal'in vahşice katledilen İkbal'in akrabaları açıkladı. Başvurular var diye. Daha önce başvurdu. Bu sadece İkbal için değil. Bu diğer dosyalarda da biz sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu İstanbul Sözleşmesi'ni 6.284'te uygulatmamanın bir sonucu bizim için. İstanbul Sözleşmesi ne göre hazırlanan 6.284 evet çok önemli, kadınları korumak açısından uygulanırsa çok kıymetli bir yasa. Elbette ki İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmek gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü 6.284'te yer almayan ama İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan düzenlemeler de bulunmakta.
Çok teşekkürler. Rüya Hanım, size şunu sormak istiyorum. Şimdi siz aslında sokakta kadın hakları mücadelesi veren hak savunucularından birisiniz. Size göre AKP hükümeti kadınları nerede konumlandırıyor da bugün bu noktaya geldik? Az önce Yelda Hanım'ın da bahsettiği gibi, yani kadınlar şikayetçi olduğu halde, yani öldürülme tehlikesinde olduklarını bildikleri halde bir şekilde devlet ve kolluk güçleri tarafından korunmaz hale geliyor. Evet. Bir kere özellikle 2010'lu yıllardan sonra AKP iktidarının, sonra MHP ile kurduğu ittifakla da beraber net bir şekilde kadın düşmanı bir siyaseti, kendi ittifakının toplumsal olarak oluşturduğu taraftarlıkların harcı haline getirdiğini söylemek gerekiyor. Ama tabii ki bunun 2015 sonrası aldığı biçim çok daha farklı. Çünkü aynı zamanda bu 2010'lu yıllar Türkiye'de bir yandan sokaktaki hareketlerin, kadın hareketi dahil olmak üzere büyüdüğü, bir yandan Avrupa Birliği işte süreçlerin işlediği yıllardı ve bu süreç içerisinde çeşitli yasal kazanımları biz sağlamış olduk. Kadın hareketinin, feminist hareketin çabasıyla kazanımlarımız oldu. İstanbul Sözleşmesi de dünyada ilk imzalayan ülkenin Türkiye olması, sözleşmenin İstanbul'da imzalanması gibi de özelliklerini dikkate alırsak çok önemli bir uluslararası sözleşmeydi ve Türkiye'deki yasalara dayanak oluşturuldu. Az önce Yelda'nın da bahsettiği gibi. Ama 2011 ile beraber başlayan bir başka süreç de vardı. Söylemsel değişiklik ilk başta. Kadın erkek eşit değildir, fıtratında yoktur diye Erdoğan'ın başlattığı söylemsel değişiklik. Sonrasında her kürtaj bir Uludere'dir diyerek kadının üreme haklarına dönük saldırı ve kürtajın neredeyse fiilen yasaklanmış hale gelmesi geçtiğimiz süre içerisinde. 2015 sonrası, yani aslında AKP'nin Türkiye rejimindeki değişiklik politikalarıyla beraber paralel yürüyen bir şekilde kadınlara dair politikalarının da belirgin bir şekilde saldırganlaştığı, kadınlar üzerindeki güç siyasetinin bir toplumsal iktidar kurma politikasına dönüştüğü bir süreci yaşadık ve 2016 işte bizim boşanma komisyonu raporu dediğimiz işte aile içi şiddetin ve boşanmaların araştırılmasına dair komisyonun o raporundan sonra da, yani boşanmayı önleme raporundan sonra da çok ciddi somut saldırıları görmeye başladık biz. Yani işte bunlar neydi? Müftülere nikah yetkisinin verilmesi, nafakanın sürekli olarak tartışılmıyor o hale gelmesi, 6.284'ün tartışılıyor hale gelmesi ve sonra 2019'lara doğru da İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılıyor hale gelmesi. Orada da hatırlarsanız tarikatlarla yapılan görüşmelerin çok ciddi etkisi vardı. Numan Kurtulmuş ilk olarak hatta bu sözleşmeye karşı tepkiler de var, değerlendireceğiz bunları dedi. Ve sonra bir yıl içerisinde zaten İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede feshedilmesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erdoğan tarafından feshedilmesi sürecini yaşadık. Aslında burada kadınlar... Şimdi de aile politikaları tartışıyoruz. Yani biz bu kadar erkek şiddetinin arttığı, kadınların her alanda üzerindeki sömürünün arttığı, ki buraya aslında patriarkal kapitalizmin bugün geldiği noktada bütün ekonomik yükün, yani önemli, kapitalizmin önemli bir alanını tamamen kadın emeğiyle döndürdüğünü de düşünürsek ve kadınların üzerindeki bakım yükünün bir başka sömürü ve şiddet biçimini de yarattığını göz önüne alırsak, bütünsel olarak kadınların bedenleri ve emekleri üzerinde hegemonya kurmaya çalışan ve bunu aile politikaları üzerinden, kadınların yasal kazanımlarını tırpanlamak üzerinden, cezasızlık politikaları üzerinden, bazı haklarımızı gasp edemese de mesela nafaka gibi, nafaka vermenin azaldığı, nafaka verilen ücret, nafakaların çok düşük miktarlarda olduğu süreçlerin yaşanması gibi ya da işte kürtajın neredeyse fiilen yasaklanması gibi, daha yeni Sağlık Bakanlığı normal doğum diye bir kampanya başlatıyor. Vajinal doğuma sezaryen doğuma karşı vajinal doğumu propaganda ettikleri bir kampanya. Muhtemeldir ki yakında kadınların doğum süreçlerindeki müdahalede daha fazlalaşacak. Yani
vajinal doğuma zorlanma durumlarını da özellikle devlet hastanelerinde daha fazla yaşayacağımız sürecin içerisine gireceğiz gibi. Yani hem kadınların sağlığı hem bedenleri hem emekleri üzerinde ciddi egemenlik, hegemonya kurulmaya çalışılan bir politik rejimin içerisindeyiz ve bu rejim kendi ağlarını oluşturuyor bugün artık Türkiye'de ve biz onu artık hayatlarımızda çok daha güçlenmiş bir şiddet, nefret siyasetiyle iç içe yaşıyoruz. Sadece kadınlar değil, LGBT artılar da bunu benzer şekillerde yaşıyor. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme sürecindeki bu toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı söylemin temelinde LGBT artı hedef gösterilerek, artılar hedef gösterilerek başlatıldı. Ama toptan bir toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik saldırı dalgası olduğunu dünyadaki örneklerinden de görüyorduk biz bunu. Türkiye'de de artık bunu çok daha hani sokakta olağanlaşan, ev içerisinde güçlenen, dijital alanlara yayılan ve oralardan temellenen bir şiddet olarak erkek şiddetin farklı görünümleriyle hayatlarımızda hissediyoruz. Çok teşekkürler. Yelda Hanım, şunu sormak istiyorum. Aslında Türkiye sözleşmeden çekildiği günden beri kadınlar ve LGBT artılar, kadın hakları savunucuları, LGBT artı hakları savunucuları o günden beri İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyor. Şunu merak ediyorum. Yani yasal olarak sözleşmeye geri dönmek mümkün mü ve şu an bunu öngörüyor musunuz Türkiye'de? Şimdi öncelikle bunu sorduğunuz için teşekkür ederim ama aslında yasal olarak Cumhuriyet Anayasası'na göre bu sözleşme şu anda tarafız. Çünkü sözleşmeyi uygun bulma kanunu, meclisteki uygun bulma kanunu hala yürürlüktedir. Bu çok önemli. Ama ülke öylesine bir anayasasızlaştırma, öylesine bir hukuksuzlaştırma döneminden geçiyor ki ülkenin anayasasına aykırı çıkılan bir durum söz konusu. Burada yapmış olduğumuz başvurular neticesinde verilen kararlardan biri şu anda Anayasa Mahkemesi önündedir. Takip etmiş olduğumuz dosyalarda, benim de takip etmiş olduğum dosya İstanbul Sözleşmesi'nden anayasaya aykırı bir şekilde, hukuka aykırı bir şekilde imzanın çekilmiş olması hukuk önünde ve Anayasa Mahkemesi önünde sırasına bekliyor, inceliyor. Buradan da bir kez daha yayınımız aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne de sesimizi duyuralım. İstedikleri zaman istedikleri dosyayı öne alıp inceleyebiliyorlar. Bu ülkede kadınlar ölüyor. Bu ülkede 19 yaşında, 18 yaşında kız çocukları vücutlarından ayrılarak vahşice öldürülüyorlar. Bu dosyayı önlerine alıp ivedilikle incelemeleri gerekiyor. Bugün bizim hepimizin, benim de, sizin de, okuldaki, fabrikadaki, sokaktaki tüm kadınların İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyacı var. Çünkü hepimiz şu bina, içinde bulunduğumuz binaların dışına çıktığımızda iki erkek tarafından tecavüze uğrayıp uğramayacağımızı bilmiyoruz. Bakın Beyoğlu'nda yaşanan olayı da düşünün. Sokaktaki bir kadın artık kadınlar sadece eskiden istatistiklerde, genel istatistiklerde tanıdıkları, bildikleri erkekler tarafından katlediliyorlardı, öldürülüyorlardı, şiddete maruz kalıyorlar. Ama bugün öyle bir aşamaya geldik ki tanıdıkları, bildikleri evlerin içindeki erkekleri katliamların yanında artık sokakta sadece kadın nefreti ve sadece kadınlara öldürdüklerinde, kadınlara şiddet uyguladıklarında cezasız kalacaklarına duydukları güvenle hiç tanımadıkları kadınları da öldürüp tecavüz edip şiddet uygulama cesaretiyle donatılmış durumdalar. Bu nedenle büyük bir sorumluluk var şu anda Anayasa Mahkemesi üyelerinin önünde. O dosya orada. Ama zaten bir yandan baktığımızda da başvurumuzun temelinde de İstanbul Sözleşmesi şu anda yürürlüktedir. Çünkü yürürlüğe sokan, mecliste onaylanan kanun meclis tarafından kaldırılmamıştı. Bu nedenle biz İstanbul Sözleşmesi'ni uygula diyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmek diyoruz. Hukuken İstanbul Sözleşmesi uygulamadadır. Kaldı ki uluslararası bir sözleşme ilk adamın ilk gecede almış olduğu anayasaya aykırı bir kararla çekildi beyanında bulunsa bile kamu kuruluşları, özel sektör, sendikalar, meslek odaları, spor kulüpleri, dernekler, vakıflar, siyasi partiler tarafından uygulanabilir. Uygulanmamasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Belediyeler İstanbul Sözleşmesi'nin aç dediği alev şiddet hattını açtığında, cinsel şiddet kriz merkezini açtığında ya da başvuru birimlerini açtığında kim engel olabilir? Kim engel olabilir bugün? Kimse engel olamaz. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına engel olunabilecek bir durum söz konusu değil. Bütün belediyeler, özellikle muhalif belediyeler, kadın dostu olduğunu düşünen belediyeler, kamu kurumları, meslek odaları, sendikalar, siyasi partiler İstanbul Sözleşmesi'ni açıp
üzerimize ne düşüyor diye dönüp bakmaları gerekiyor. İstanbul Sözleşmeleri'nin uygulamanın hiçbir engel yok ki. İstanbul Sözleşmesi'nin aç dediği şiddet başvuru merkezine bugün İstanbul'daki, Ankara'daki, Antalya'daki, İzmir'deki bir belediye açtığında kim engel olacak? Böyle bir engel yok. Yapmaları gereken bu zaten. Aslında İstanbul Sözleşmesi uygulamada, şu anda hayatta. Çok teşekkürler. Rüya Hanım, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu son yani İkbal ve Arşenur'un katledilişinde de bu konuşuluyor. İşte katil erkek uyuşturucu madde etkisindeydi. Sık sık cinnet geçirip çocuklarını birlikte olduğu kadını katleden erkekleri görüyoruz. Ya hani bu cinnet geçirme meselesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da sonuçta sadece erkekler mi cinnet geçiriyor? Ya da Türkiye'de şu anda uyuşturucu çok büyük bir problem. Evet, ama sadece sonuçta cinsiyeti erkek olan kişiler kullanmıyor uyuşturucu maddeyi. Kadınlar da, erkekler de, gençler de kullanıyor. Yani ortak bir problem ve nasıl oluyor da yani ne hikmetse sadece uyuşturucu kullanan erkekler sadece kadınları katleder bir hale geliyor. Yani bunlar neden gerekçe olarak kullanılıyor? Evet. Ya burada bizim feminist hareketin yıllardır söylediği bir şey var. Münferit değil, tesadüf değil, psikopat değil, uyuşturucu bağımlısı değil. Yani bu değil mesele. Bunlar değil şiddetin nedeni. Ya da bunlarla açıklanamaz erkek şiddeti. Çünkü erkek şiddetin dayanağı patriarkal sistem, erkek egemen sistem. Yani biz sistematik bir şiddetten söz ediyoruz. Ama tabii ki güncel olarak erkek şiddetini güçlendiren neler var diye tartışabiliriz ve bunları mücadele şiddeti önleyici politikalar üretirken buraya dair mücadele yöntemleri geliştirebiliriz. Zaten aslında devletlerin yapması gereken, devletin temelde yapması gereken cinayete gelene kadar, cezaya gelene kadar önleyici politikaları hayata geçirmek. Dolayısıyla yani bu kadar sokakta suçun arttığı, çeteleşmenin arttığı, Türkiye'de uluslararası mafyanın taşeronlarının açığa çıktığı, çocuk yaşlara kadar suçun çok yayıldığı ki Adalet Bakanlığı istatistikleri yayınlanıyor ve orada o kadar inanılmaz rakamlar ki çocuk yaşta suça karışan çocukların rakamları, bunların yayıldığı koşullarda elbette ki şiddetin ve cinsiyet temelli şiddetin, kadına yönelik şiddetin başka görünümlerinin ön plana çıkacağını biliyoruz. Evet, okulların önlerinde uyuşturucu satıldığı, buna karşı polisin müdahale etmediği, hatta çoğu yerde bu uyuşturucu çeteleriyle polislerin işbirliği içerisinde olduğu, bizim mahallelerden hani tanışık olduğumuz, ilişki kurduğumuz kadınların çok rahatlıkla anlatabildiği bilgiler. Bu grupların yoğunlaştığı parklarda, köşelerde vesairede kadına yönelik tacizin, şiddetin, laf atmaların, sözlü tacizin falan arttığı, yoğunlaştığı, bunlara karşı önlemler alınmadığı, o tür noktalara bekçi bile konulmadığı hatta gibi şeyler de var. Evet, ama burada şöyle bir sorun var. Neden kadın, yani neden işte çok da konuşuluyor, neden aynı şekilde aynı yoksulluğu yaşayan kadınlar, aynı sorunları yaşayan kadınlar, aynı öfkenin içerisindeki kadınlar dönüp erkeklere aynı biçimde şiddet uygulamıyor? Yani burada toplumsal cinsiyete dayanan erkeklerin kadınlar üzerinde ayrıcalıklara, güç uygulama hakkına sahip olmasını sağlayan bir sistem var. Patriarkal sistem ve bu sistemden güç alan erkeklikler var bugün artık karşımızda. Hiç de öyle şeyle, psikopatlıkla bilmem neyle açıklanabilecek şeyler değil. Ortada geliyorum diyen bir suç var ve engellenmiyor. Başvurular var, gerekli cezalar, yaptırımlar uygulanmıyor. Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği öğretileceğine, değerler eğitimi adı altında kadınlık ve erkeklik rolleri bugün işte siyasal İslam'a uygun şekilde ya da bugünkü topluma uygun şekilde kadınlık ve erkeklik rollerini pekiştiren eğitimler yapılıyor. Yani kadınlara bir an önce evlenin deniliyor. Diyanet sürekli fetvalar veriyor. Bunları engellemeden, bu yani o şiddetin o vahşete gelene kadarki sürece dair önleyici politikalar geliştirmeden psikopatlıkla,
delilikle, şeyle, uyuşturucuyla açıklanabilecek bir şiddet değil bu. Böyle de diyoruz. Yani bu değil, psikopatlık değil, erkek şiddeti bunun adı ve kaynakları var. Dayandığı kaynaklar var, hukuki kaynakları var. Medyada kaynakları var erkek şiddetinin. Eğitimde kaynakları var. Yani devletin politikasında bunun kaynakları var. Erdoğan'ın çıkıp kadın erkek eşit değildir dediği andan itibaren büyüyen kaynakları var. Bunları her seferinde dile getirmeye ve erkek şiddetine karşı önleyici politikaların alınmasını, bu politikaların kadın örgütleriyle beraber hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz çok uzun yıllardır. Teşekkürler Yelda Hanım. Şunu merak ediyorum. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nde aslında kadına yönelik şiddeti önleyecek pek çok madde bulunuyor. Şu yorum yapabilir miyiz? İstanbul Sözleşmesi bugün yani harfiyen uygulanıyor olsaydı İkbal ve Ayşenur katledilmemiş olabilir miydi? Evet, İstanbul Sözleşmesi harfiyen uygulanmış olsaydı İkbal ve Ayşe'nin bugün hayatta olurdu. Hatta geçtiğimiz hafta katledilen polis memuru kadın da hayatta olurdu. Ondan önceki gün katledilen, Mersin'de katledilen, Adana'da katledilen birçok kadın hayatta olabilirdi. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin amacı ve uygulanma pratiği tam da bu. Şimdi bütün bu örneklerde ne var? Hepsinde öncesinde şikayet var. Mesela polis memurunda şikayet yok ama orada da cezasızlık politikası var. Hakkında onlarca dosya var. Soruşturma var. Uyuşturucu bağımlısı Rüya'nın açıkladığı olayı. Nasıl bir göz yummanı, nasıl bir şey hali var bir yandan. Uyuşturucu satıcılarından yargılanıyor, uyuşturucu kullanmasından yargılanıyor, hırsızlıktan, gaspran, tacizden, şiddetten soruşturmalar var. Yargılanıyor, davaları var ama serbest. Bakın İstanbul Sözleşmesi der ki 4 tane P'den oluşur diyor. Önce önleyeceksiniz. Sonra koruyacaksınız. Sonra etkili cezalar vereceksiniz. Sonra da bütün politikalar geliştireceksiniz ki bir daha ortaya çıkmasın. Önlemiyor, korumuyor, etkili ceza da vermiyor. Bütün politika da geliştirilmiyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Bakın, korunabilir de şikayet. İkbal'in ailesi açıkladı. Defalarca şikayet edilmiş. Bütün kadınların dosyası var. 48 defa başvurup sonunda da öldürülen kadın var bu ülkede. 48 defa başvuru var. Ne demek biliyor musun? Bu bir hikaye değil. Bu bir şehir efsanesi değil. Çok geliyorsun kağıdınızı bitiriyorsun deyip kadınları karakolda gönder. Biz bunları yaşıyoruz. Biz de duyuyoruz. Biz de devreye girdiğinde, biz de şikayet ettiğimizde aynı şeyler söyleniyor. Polisler uygulamalarda dosyalar saatlerce bekliyor, günlerce bekliyor. Önem aklanmıyor. Kaç bir kadar yargılattıklarımızda serbest bırakılıyor, tutuksuz yargılanıyor, cezalar indirimlerle bütünlendiriliyor. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi uygulanmış olsaydı bugün genç kadınlar hayatta olurdu. Bu nedenle aslında sorumlular İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekenlerdir. İstanbul Sözleşmesi aleyhine politikalar yürütenlerdir. Ve aynı zamanda genişletiyorum. Bugün biz bu kadınların vahşice katledilmesini konuşurken İstanbul Sözleşmesi'nin kelimeleri cümlesini ağzına alamayanlardır. Herkes artık İstanbul Sözleşmesi demekten korkan hale gelmiş. Oysa o korku bizi öldürüyor. O korku bizi sokakta tecavüzle yüz yüze bırakıyor. O korku 2 aylık bebeklerin istismara uğramasına neden oluyor. 2,5 yaşındaki bebeklerin istismara uğramasına neden oluyor. Bu korkuyu atmamız gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin adını da söylemekten korkmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekenlerin sorumlular olduğunda, bu cinayetlerin, bu yaşananların sorumlular olduğunu da söylememekten bir adım geri durmamamız gerekiyor. Çünkü gerçek bu. Çok teşekkürler. Yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Rüya Hanım şunu sormak istiyorum. Aslında tam da şimdi Yelda Hanım da bahsetti. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmek ve tekrar gündeme getirmek, uygulanmasını talep etmek yerine bir takım başka şeylere odaklanıyor kamuoyu, kamuoyunda önde gelenler. Örneğin işte kadınların alabileceği önlemler, işte gece dışarı çıkmamak ya da işte biber gazı bulundurmak ama işte suç aynı zamanda ne yapılabilir? Onun yerine deodorant kullanabilir gibi bir takım alternatifler konuşulup aslında hani günün sonunda devletin sorumluluğu olan hani kadınların korunması, kadınların kendi üzerine kuruluyor. Bu da bence çok sorunlu bir yaklaşım çünkü zaten en başta beden bütünlüğü tam olan kadın ve LGBT artılar bu. Öz savunmayı ve işte bir takım
karşılık vermeyi yerine getirilebilir? Yani sizce neden bu sorumluluk bugün kadınlar üzerinden konuşuluyor? Yani kadının kendini tek başına savunması üzerinden konuşuluyor İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmek yerine? Şimdi biliyorsunuz şiddetin nedeni de kadınlar olarak tartışıldı bir dönem. O saatte orada ne işi vardı? Etek giyme, kahkaha atma. Yani bunları biz Türkiye Devleti'nin bakanlarından, milletvekillerinden duyduk. Bunlar da şiddete dair mitlerdi. Kadınlar bunları tersine çeviriyor artık. O şiddetin nedeni ben değilim. O şiddetin bir kaynağı var. O şiddeti güçlendiren politikalar var ve failleri var diyebiliyor. Şimdi de önleme görevi kadınlara veriliyor. Yani evet, biz önleyeceksek gerçekten devlet niye yok? Ama biz de tabii ki, yani biz kadınlar akıllarına ihtiyacımız yok gerçekten. Ama kendi aramızda kendi eşit ve özgür yaşamamızı sağlayacak politikaları, mücadeleyi geliştiriyoruz, ilerletiyoruz. Bu ayrı bir şey. Ama korunma sorumluluğunu, tıpkı şey gibi çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin sözündeki o korkunçluk gibi, yani istismar, çocuk istismarına karşı çocuğun üzerinde sorumluluğu yıkan söylem gibi, Aile Bakanı'nın söylemi gibi bir başka biçim gelişiyor burada. Kadınlara akıl veriyor, bir yandan da korku yayılıyor. Gerçek durum şu, yani devlet üzerine düşen politikaları hayata geçirmeli. Evet, cezasızlık politikaları son bulmalı. Önleyici bütünlüklü politikalar geliştirmeli. Ama bunu da şu şekilde yorumlayanlar da var Türkiye'de. Yani bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Cezasızlık var, idam gelsin. Yani her politik talebin bir başka versiyonunu bize karşı dönecek, üstelik de muhalif olanlara, toplumsal mücadeledeki güçlere karşı dönecek versiyonlarını üretiyorlar. Ya da işte internet alt kültüründe erkeklikler, kadın düşmanlığı, insel hareketler örgütleniyor. Yasaklansın. İnternet yasak. Ya suç belli, suçlu belli, fail özne belli ve yasa var. Yani yasa yeterince cezalarıyla dolu yasalar var. Ve bu ülkenin 13 yıl önce imzaladığı bir sözleşme var. Ve o sözleşme ne yapman gerektiğini sana söylüyor. Ve sen o sözleşmeye göre 6284 sayılı yasayı oluşturmuşsun, TCK'da değişiklikler yapmışsın vesaire. Dolayısıyla uygulanması gereken, mevcut hukuk uygulansa ülkede gerçi başka bir şeyden söz ediyor olurduk, ama uygulanması gereken yasalar var. Kolluğun, devletin, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yapması gereken işler var. Önce bunları yapacaksınız biz. Biz de toplum olarak bunu, devletin yapması gerekeni yapması için baskı uygulayacağız. Bunu zorlayacağız, yapın diyeceğiz. Yani o karakol kadını gönderdiğinde bilinecek, bu karakoldan bir kadın geri gönderildi. Yani işin uzar, eve dön, ne olur işte içmiştir, sarhoştur, bilmem nedir gibi, yani her türlü ya da zorluk çıkararak, burası değil aile içi şiddete bakan birim, başka yere git gibi her türlü zorluk çıkartarak kadını evine geri gönderen karakol bilinecek ve o karakolda çalışan polisler bir daha bu hareketi yapamayacaklar. Bu noktayı zorlamalıyız. Öte yandan diğer hani kadınlara akıl veren fenomenlere ihtiyacımız yok gerçekten. Biz kadınlar evet hayatlarımızı, birbirimizi savunuyoruz. Mücadele ederek savunuyoruz. Çok uzun zamandır yan yana geliyoruz. Örgüt dağlarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Kendimizi koruyacak yöntemleri de geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yöntemleri kadınlar arasında da yaymaya çalışıyoruz. Ve evet, buna da ihtiyacımız var. Ya da bu konuda sadece işte polisin vesairenin değil, belediyelerin üzerine düşen sorumlulukları zorlamaya da ihtiyacımız var. Çünkü bulunduğumuz yerde, yerelde, alanda, evin içerisinde, mahallede birbirimizi koruyacağımız ve erkek şiddetini önleyecek mekanizmaları oluşturmamız gerekiyor. Kadınlar bunun için mücadele ediyorlar zaten. Mücadelemizi daha çok güçlendireceğiz, güçlendirmemiz gerekiyor. Ama bu devletin üzerindeki, erkeklerin üzerindeki sorumlulukları ortadan kaldırmıyor. Esas mesele de burada başlıyor zaten. Önleyici, erkek şiddetine karşı önleyici, koruyucu politikaların ivedilikle, kadın örgütleriyle beraber planlanarak hayata geçirilmesi gerekiyor.
Çok teşekkür ederim ikinize de yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Evet, bugün konumuz İstanbul Sözleşmesi'ydi. Eşik platformundan Avukat Yelda Kocak ve Kadın Savunma Ağı'ndan Rüya Kurtuluş'la birlikteydik. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasını geri çekme sürecini ve bugün ne noktada olduğumuzu konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.